ve yenilerini yapmaya da devam ediyoruz. İstanbul'u da bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz. Özellikle Marmaray projesi ülkemizin son yıllarda ortaya koyduğu küresel vizyonun en önemli göstergesi ve somut adımlarından biri olmuştur. Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz ulaşım sağlayan bu projemiz ülkemizin merkezinde yer aldığı modern İpek yolunun da en önemli parçası olmuştur. Yarın da açılışını yapacağımız Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızın yanı sıra Bakırköy sahilden başlayarak Bahçeli Evler Güngören Bağcılar Kirazlı metro hattımız, Halkalı Başakşehir Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro hattımız, Kazlıçeşme Sirkeci raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil projemiz, yine Altunzade Feran Mahallesi Çamlıca Bosna Bulvarı metro hattımız ve Gayrettepe Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattının Metrobüs Zincirlikuyu İstasyonu, Yenikapı, Taksim, Hacı Osman Metrosu, Gayrettepe istasyonlarıyla entegre olacak. Gayrettepe son etabı olmak üzere 5 ayrı metro hattında da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmekte. 2 Ekim'de Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu, 22 Ocak 2023'te de açılışını yaptığımız Kağıthane İstanbul Havalimanı metrolarıyla birlikte İstanbul'da yapımını tamamlayıp halkımızın hizmete sunduğumuz metro hatlarıyla birlikte tam 318 kilometre metro hattı bulunmaktadır. Yapımı devam projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki toplam raylı sistem uzunluğu 380 kilometreye yükselecektir. Tabii ki bu bizim için ayrı bir gurur. İstanbul'da insanımızı toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, İstanbul'un toplamda 1100 kilometre metro ihtiyacı vardır. Yerel yönetim görevini yerine getirmezken, bir metro hattını 80 yılda bitirecek bir hızla ilerlerken, bakanlık olarak elimizi taşın altına koyuyor ve İstanbul'un eksiklerini tamamlıyoruz. 6.2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir hattımızda Onurkent Şehir Hastanesi, Kayaşehir Toplu Konutlar ve Kayaşehir Meydan İstasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon bulunmaktadır. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek ve tasarımızı saatte 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet vereceğiz. Şu anki mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi pandemi sürecinde oldukça önemli faydalar sağlayan bu hastanemizin maalesef karayolu bağlantısını da yapmamıştı. İstanbullu vatandaşlarımızı mağdur etmemek ve bunun için karayolu bağlantısını bakanlık olarak devraldık ve kısa sürede bitirdik. En hayati ihtiyacın sağlık hizmetlerine ulaşım olduğu pandemi döneminde vatandaşımızın canının tehlikeye atılmasına elbette izin vermedik. Projeyi devraldık ve yollarımızı tamamladık. Yolunu yapmadıkları gibi metro hattında yapmayacaklarını bakanlığımıza bildirdiklerinde bu projeyi de hemen devraldık ve yapım çalışmalarına hızlandırdık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devraldığımızda sadece %5'ini tamamlayabildikleri Kayaşehir-Başakşehir metro hattımız faaliyetlerimiz neticesinde hızla ilerledi, test sürüşleri yapıldı ve İstanbulluların hizmetine sunulmaya hazır hale getirildi. Aynı tarihlerde ihalesi yapılıp inşaatına başlanan İBB'nin sorumluluğundaki Mahmut Bey Esenyurt metrosunun şu anki ilerleme yüzdesi %5 seviyelerindedir. Yine Halkalı Kirazlı metrosunun da ilerlemesi %10 seviyelerindedir. Maalesef çok laf üretenler maalesef hiç iş yapmamıştır. Değerli arkadaşlarım, İstanbullulara yeni bir hizmeti sunmanın gururunu beraber yaşıyoruz. Bize bu yüz akını yaşatan çalışma arkadaşlarımı huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hattımızın işletmeye alınmasıyla kent merkeziyle
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasındaki hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım inşa ederken diğer toplu taşıma modları aracıyla da entegrasyonu sağlamış olacağız. Projemizde Metrokent istasyonunda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattının yanı sıra Kayışehir istasyonunda Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattıyla entegre olacak. Bu entegrasyonla bölgenin havalimanına metro ulaşımını sağlamış olacağız. Yine Kayışehir-Mahmut Bey arası süresi 20 dakika. Metrokent Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi sadece 29 dakika. Metrokent İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Bakırköy arası seyahat süresi 24 dakika olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli arkadaşlar, sözlerime son vermeden önce şunu da belirtmek istiyorum ki biz projemizi mimari estetikleriyle eşsiz yapılar olarak inşa ediyoruz. İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri, Çamlıca Kulesi gibi tüm bu projelerimiz estetik ve özgün mimarileriyle Türkiye'yi ilk kez gören yabancı ziyaretlerimiz üzerinde de son derece önemli etkiler bırakmaktadır. Değerli arkadaşlarım, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimizin İstanbul'daki hizmet süreci devam edecektir. Biz her zaman İstanbul'u ve İstanbulluların yanında olmaya ve devam edeceğiz. Milletimize neyin sözünü verdiysek yapmaya devam ediyoruz. 20 yıldır verdiğimiz uğraşlar sonunda ortaya çıkan büyük ve güçlü Türkiye, verdiğimiz sözleri tutmaya da acil ihtiyaçları gidererek vatandaşına derin bir nefes aldırmaya da muktedirdir. Bizler afette de, pandemide de, iyi günde de vatandaşımızın hep yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar da durmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye her türlü zorluğu aşabilecek güçtedir. Ülkemizin geleceğini aydınlatmayı da en hızlı ve doğru biçimde sürdüreceğiz. Başladığımız projeleri planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimize sunmaya devam edeceğiz. 20 yılda neyin sözünü verdiysek 100 yılda gerçek olabilecek projeleri böylesi kısa bir süreye sığdırdık. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle umutlu yarınları da hep birlikte inşa edeceğiz. Aziz milletimiz bize her zaman güvendi ve milletimizin bize güveni en büyük gücümüz oldu. Biz de işte bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle projeyi bu aşamaya getiren en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve bakanlığımız çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Yarın saat 16'da gerçekleştireceğimiz açılışımız için Başakşehir, Kayışehir istasyonumuzda bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın.